burada bir sürü tuğla kırıkları, küp kırıkları, ne bileyim o zamanın dönemine ait yapılmış tuğlalar arkadaşlar. Yaşar. Bir şekilde yapılmış. Bakalım. Wow dedirtiyor gerçekten. Ne varmış? Yer çıktı karşıma, görüyorsunuz. Burası boşluk, yani oyma, oyulmuş içerisi. Büyük ihtimal hayvan bağlamak için yaptıkları bir yer diye düşünüyorum. Yine burada da İşte bu. İşte bu. Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün bir arazideyiz ve araştırmaya başladık. Bakalım ne gibi işaretler var. Ne gibi şeyler bulabileceğiz. Arada bir oyması var. Ama başka bir şey yok gibi. Bakalım. Daha neler var. Bu arada taş toplanmış. Buradaki oymayı görebiliyorsunuz değil mi? Muhteşem bir şekilde yapılmış. Öyle bir bakalım. Wow, şuraya bakar mısın? Wow dedirtiyor gerçekten. Burada ne varmış? Burada da bakın bir tane daha var. Burada da mezar. Mezar olma imkanı yüksek arkadaşlar. Oymalar her tarafta. Muazzam bir yer ya. Burada bir sürü tuğla kırıkları, küp kırıkları, ne bileyim o zamanın dönemine ait yapılmış tuğlalar arkadaşlar. Görüyorsunuz içi bile çok değişik bir şekilde buralara saçılmış. Her tarafta görmek mümkün. Mesela bakın burada bir tane daha var. Görebiliyor musun? Bu küpün bir tarafı. Tuttuğumuz taraf büyük ihtimal. Çünkü eğimi bile daha hala duruyor. Bu arada ne var? Bakın. Her taraf bunlarla dolu burası. Bu arada daha çok yalnız. Şu arada daha çok küp kırıkları var. Hayret bir şey ya. Ne kadar güzel bir şekilde yapılmışlar değil mi?
kanka. Mesela bu da küp kırı. Bunun rengi farklı. Bu biraz daha kırmızı. Bu biraz daha beyaza çalıyor. Bakın. Bu da küp kırı. Neymiş böyle lan? Ya bakar mısın? Hayvan bağladıkları bir taş olabilir. Buradan oymaları içe doğru gidiyor. Burada da yine oyması var. Güzel bir bölgeye ulaştık arkadaşlar. Sonunda her taraftan küp kırıkları, tuğla kırıkları, yani o döneme ait tarihi kırıklardan bölge bulabildik sonunda. Bir araştıralım bakalım şöyle. Neler var? Göze hitap eden kasa veya herhangi bir şey var mı? Bakalım. Sadece bunlardan ibaret. Araya bir ineyim. Arada bir oyma var. Neymiş o? Ağaç köküymüş. Maalesef bu tarafa doğru bizi yönlendiriyor. Bu tarafa doğru bizi yönlendiriyor. Bu tarafa doğru gitmemiz lazım. Buradaki neymiş? Buradaki de kasa gibi yapılmış. Ara. Bakın. Ara. Tarafı gösteriyor. Böyle bir kaldırayım. Hala bu tarafı gösteriyor arkadaşlar. Bu tarafa doğru yol almamız lazım. Bulacağız inşallah. Buradaki oyma. Buralarda oyma. Kafada kasket. Neymiş bu böyle ya? Mübarek. Mübarek. Oo, burada da bir oyması var. Bakar mısınız şu an? Her taraf oyma. Oyma, oyma, oyma. Sanki şu arada bir şeyler varmış gibi geliyor bana. Boşluk var ufaktan. Ufaktan bir boşluk var. Karşıda ne var? Karşısı. Karşısı ve çarşısı diyor. Bu arada ne var? Şöyle bir inelim. Aşağıya doğru. Burayı kazmışlar.
Tamam, burayı açmışlar arkadaşlar. Oyması karşımızda. Bakın, burada bir oyması varmış. Almışlar, almışlar. Bakalım. Bölgeyi buldum. Şimdi bir sinyale bakacağım. Kaç yerde güzel yerler var. Oymalar. Yalnız şurası çok güzel duruyor arkadaşlar. Şimdi birazdan da detaylı olarak size göstereceğim. Önce bir şu alan taramamı bir kaldırayım şu şekil. Herhangi bir sinyal var mı? Ona bakalım. Evet. Burada bir sinyal var. Şöyle baktığımda da yine her tarafı muhteşem görüyorsunuz. Oymalar, aşağıya doğru giden oymalar. Taşın içerisine doğru giden oymalar. Bakın şu arada da bir tane oyma var. Doldurma bir yer arkadaşlar. Şu aradaki işareti görebiliyorsunuz zaten. Her taraf birbirinden güzel yani. Burada da yine bir oyması var. Altında. Muhteşem. Şimdi şuraya bir çıkayım. Şu araya bir çıkayım arkadaşlar. Burada neler var? Her taraf oyma ya. Evet. İçe doğru gidiyor ya. Oyma, oyma, oyma. Şimdi şu arada ya kaldırayım bakayım şöyle bir alan taramamı. Yalnız kaç yerde malzeme varmış gibi duraksıyor bakın. En yakın malzeme arada mı? Böyle tutayım. Evet. Tam bu arada arkadaşlar. Görebiliyorsunuz. Tam bu arada dönüyor. Müthiş. Tarihin zirve yaptığı bir bölge. Hatta burası da açılmış büyük ihtimal. Şöyle göstereyim. Bakın oymaya bakar mısınız? Müthiş. Burası da açılmış. Her taraf oyma ya. Sinyali netleştirmeye çalışıyorum şu an. Tam nerede diye. Evet, burada dönüyor. Bakın burada dönmeye başlıyor. Evet. Ne yapıyoruz? O zaman dedektörümüzü alıyoruz. Sinyallere bakıyoruz arkadaşlar. Önce bir topraklamamızı yapalım. Zaten şu ara bayağı bir enteresan yani. Böyle baktığımızda herhangi bir figüre benziyor mu arkadaşlar? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Böyle bir topraklamamızı yapalım. Evet. Şimdi. Sanki burada bir sinyal varmış. Şaşırtıcı.
Burada bir sinyal var. Tam bu arada. Değerine bakalım. Oo, güzel. Güzel değer veriyor arkadaşlar ama ya malzeme küçük ya da tam algılayamıyor. Topraklamayı bir daha yapayım. Çünkü yerler çok ıslak. O yüzden toprak her tarafta değişiklik gösteriyor. Burada abi. Burada. Buraya bakalım. Buraya bir bakalım. Elektriğimizi şu araya bırakalım. Nerede bizim manuel amut? Kımıldıyor mu? Şu kaya. Oo, bak kımıldıyor. Bunun altında olabilir mi? Altında olma imkanı var mı? Kayanın içinde mi acaba ya? Yoksa altında mı? Bakacağız. Bakacağız, bakacağız. Ne olmuş lan? Bir sesler mi geliyor ya? Allah Allah. Şöyle bir dursun bakalım. Küçük bir taş lazım. Küçük bir taş lazım bir de. Şu olama yer mi? Hala. Abi küçük. Altında mı acaba ya? Altında mı? Altında mı? Böyle kaydırıp düşürmeyi planlıyorum ama pek öyle de görünmüyor sanki. Burada ne varmış? Alta doğru gidiyor. Çok büyük bir kaya ya. Gerçekten. Çok çok büyük bir kaya. Vay. Bunu bağlayıp çekmemiz lazım. Başka türlü olmaz. Buna bağlasak ne olur? Hadi bağladım ama hala şeylere takılıyor. Burayı biraz boşaltayım bakalım. Şurada ne oluyor? Bunlara mı takılıyor acaba?
Şöyle bakar mısın? Hadi hey bacayet taşlar çıkıyor. Biraz daha çekilmeyi deneyeyim. Ah geliyor. Biraz oynadı. Hadi. Hadi bir gel. Bir yerlere takılıyor. Biraz daha çekeyim. Bu leviyeyi atlama zamanı gelmiş. Bakın şu arada bir tane oyması var. Bir tane oyması var. Bakın tam şu arada. Acaba onun altından. Çok da pis kokuyor ya. Vay. Gelecek. Gelecek, gelecek. Biraz gevşeteyim. Meğer devam. Haydi. Gel. Gel artık. Sıkıştı. Sıkıştı, sıkıştı. Vah. İşte bu. İşte bu. Ha. Ne varmış burada? Oyma. Bir şey görünmüyor. Panterimizi bir alalım. Tamam. Bakalım. Oo. Malzeme burada arkadaşlar. Haydi bismillah diyelim. Tamam. Oo, bakın bakın. Görebiliyor musun? Müthiş malzeme karşımızda arkadaşlar. Şöyle biraz yaklaştırayım. Bakın üzerinde
Bat büyümüş bak. Biliyor musun? Altın gibi duruyor. Karmaşan. Ben açayım. Ağır ağır. Artı yolaklar gibi açalım bakalım oyunu. Bu şekilde malzemeler. İşte bu kadar arkadaşlar. Görüyorsunuz. Müthiş, muazzam bir şekilde karşımızda. Zarar vermeden okşayalım biraz. Şöyle. Başka bir şey var mı? Şu altın. Büyük ihtimal. Bunlar bakır gibi duruyor arkadaşlar. Evet. Bismillah deyip bir tane alalım. Haydi bismillah. Önce şunu alalım. Şu muhteşemliğe bak. Neymiş bu? Bir şeyin parçası gibi duruyor ama. Altın bu arkadaşlar. Evet. Bu altın. Gerçekten. Altın. Şunlar. Bu bakır. Bunlar bakır. Üzerinde değişik bir obje var ya. Şeymiş ya. Sezaryusmuş ya. Ben yanlış görmüşüm. Oo, burada da yine bir oturan Sezaryus. Güzel. Oo, bu ne? İskender'in parası mı? Bu neymiş bu? Bu da güzel bir para. Bu bölgeden çok bakır malzeme çıkıyor arkadaşlar. Bakır sikkeleri de bu bölgede bulmaya başladım. Normalde bronz ve pirinç tarzı çıkıyordu sikkeler. Demek ki bakır sikkelerde varmış. Vay be. 2, 4, 5 tane. Hepsi birbirinden güzel. Şu neyse. Bilmiyorum ama altına benziyor arkadaşlar. Yani ben altınım diyor. Başka bir şey var mı? Görüyorsun iki kayanın altındaki, onun altındaki oymanın içerisine saklamış. Şimdi o oymayı da göstereceğim size. Şunları bir toplayayım. Şöyle oymayı da göstereyim size. Bakın arkadaşlar. Zamanla tabi bozulmuş. Oymayı görüyor musunuz? Bunun içerisindeymiş zaten bu. Ama zamanla bozulduktan sonra toprakla beraber ya yere düşmüş ya da oyma parçalanmış. Başka bir şansı yok. Bu şekilde. Bunları buraya bırakalım. Öteki taraflara bakalım. Burada bir oyması var. İçe doğru gidiyor bakın. Şu arada. Başka bir şey var mı? Büyük dedektörle bir daha bakalım arkadaşlar. Ondan sonra başka bir şey yoksa. Hadi bakalım. Bakmamızı yapalım. Bir de bakalım. Vay be, ne biçim kasa yapmışlar görüyorsunuz. Muhteşem. Fotoğrafı.
Şöyle bir topraklama yapayım. Gördüğünüz gibi herhangi bir sinyal kalmadı. Devreyi çekiyordum. Herhangi bir sinyal kalmadı arkadaşlar. Vay be. Ne diyoruz o zaman arkadaşlar? Görülmeyenleri göreceğiz, bilinmeyenleri bulup çıkaracağız inşallah. Yine güzel eserlerle veda ediyoruz. Selametle, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.